Gir. Avukat Funda Hanım geldi. Geliyorum. Ne var Necip? Ben... Evet? Berra'yı merak ettim de... Polisler var, gidemedim. Siz de mahkemeden beri akşamları çıkmıyorsunuz. Acaba konuşuyor musunuz? İyi mi? Fener. Berra olan sevgin her zaman gözlerimi yaşartmıştır biliyorsun değil mi Necip? Ama bir baba olarak ben seni çok iyi anlıyorum. Berrak görevini tamamladı. Ben de onu çektim. Karım ve kızın kavuştular. Merak etme. Necip? Vedat Bey Berra annesinin yanına gönderdiğini, iyi olduğunu söyledi Şen Hanım. Korkmalı mıyım? Kızınla işi bittiğine göre göndermiş olabilir. Ama görevini tam yapmadı. Nefes sağlıklı raporunu aldı. O hiçbir şeyi cezasız bırakmaz. Düşünce. Sen sakın bir hareket yapma. Yani şimdi bu fotoğraflar nefesin gayri ahlaki yaşantısını ispat etmez mi? Öyle mi diyorsunuz? Maalesef Vedat Bey. Mahkeme babanın ifadesini geçici velayet için ciddiye aldı. Tabii Tahir Kaleli'nin Yiğit'le uçurumdan atlaması da etkili oldu ama... bunlar daimi velayetin verilmesi için yeterli olmaz. Ne yapmamız lazım? Akli denge bozukluğu kısmını kaybettik. Elimizde tek gayri ahlaki yaşam iddiamız var. Ve bu iddiamızı destekleyecek çok sağlam deliller lazım bize. Bunlar çok masum. Ne gerekiyor yani? İlla bu ikisini gerek. Olmaz tam lazım. Affedersin. Konuşmazlar değil mi? Ağızları sıkıdır. Arayan soran olur mu bunları? Yıllarca içeride beraber yattık. Bir kişi bile gelmedi. Parayı ne zaman alacağız? İşi bitirin. Parayı alırsınız. Bilin.
sen de. Kudret Bey. Eyşan Hanım, istediğiniz araştırmayı tamamladım. Haklıymışsınız. Vedat Bey Trabzon'dan mülk almış. Hemen adresi gönderir misin? Tabii. Teşekkürler. Eyşan Hanım, ailem hakkında bir bilgi, bir gelişme var mı? Uğraşıyorum Necip. Biraz sabır. Hoş bulduk. Nereye? Kuaföre. Görüşürüz. Görüşürüz. Silahla evimizi basmanız yetmedi mi? Biz buna basmak demiyoruz ya. Siz basmak görmemişsiniz. Ne istiyorsunuz? Ev Vedat'ın ha? Nereden biliyorsunuz? Geçenlerde Nefes'i buraya çağırmıştı da. Ama konumuz bu değil. İçeri geçsek. Nemliyaz evet. Konumuz neyse burada konuşalım. Dinliyorum. Konumuz Vedat Sayar. Nefes Zorlu'nun ağabeyi, Salih Zorlu'nun katili. Saçmalık. Vallahi iddiayı kendi ağzından dinleyince hiç de saçma gelmedi bana. Ama benim şu kalın kafalı kuzenim Mustafa inat etti, vermiyor itirafı. Yoksa ne seni yorardım, neden bu kadar uğraşırdım. Mustafa'ya teşekkür edelim o zaman. Hı? Teşekkür için acele etmeyelim. Devam edelim. Babası Turgut Sayar'ın da katili. Babası öldürüldüğünde Vedat daha küçücük çocuktu. Vallahi 16 yaş. Abla gibi sevdiğin kuzenine tecavüz eden babanı öldürmek için bayağı yeterli bir yaş. Saçma. Kimse bana tecavüz etmedi. Eyşan demedin mi? Kuzen dedim. Sen de hemen oltaya geldin. Ama kafama bir şey takıldı.
Necip'in karısı Nurten, o zamanlar senin taciz edildiğini iddia ettiğinde sen neden inkar ettin? Hizmetçi Necip'in karısı mı? Bilmiyor muydun? Evet, evet. Bilmeyebilirsin. O zamanlar daha evli değilmiş Necip'le. Ben de araştırırken öğrendim. Ha. Neyse. Vedat'ın Necip'in kızı Berra. Kuruvatı olarak Nefes'in yanına gönderdiğini biliyor muydun? İlyat. Şaşırmadım. Ne istiyorsun benden? Ha, Sade'de gelelim diyorsun. Peki. Bütün bu verileri birleştirip Vedat'ın ipini çekmem an meselesi. Burada senin vereceğin karar, seni korumamız karşılığında bizimle işbirliği mi yapacaksın, yoksa Vedat'ın suç ortağı mı olacaksın? Bu arada hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama hapishanede elektrikler sık sık kesilir. Bir dahaki görüşmemize kadar iyi düşün. Sakin ol sanıyorum. Nasıl sakin olayım Eşen ya? Ha? Saate bak saate. Çocuğumu aldı getirmedi. Gerçi işime gelmiyor değil. Velayeti tamamen alırım ama. Ama o yayla evinden, o tayirden kopamadığını düşündükçe var ya. Sana bir şey diyeyim mi Eşen? Hele bir nefes bana gelsin. Hele bir evimize dönelim. O tayirin Nefes'in kemiklerine bıraktığı bütün izleri teker teker silmezsen ben Vedat değilim. Manyaklaşma. Artık ne kadar çırpınıyorsan o kadar batıyorsun. Ya kalktın kızın fotoğraflarını çektirmek için üstlerine adam saldırdın. Evet ama o adamların Nefes'e dokunan elleri şu anda Karadeniz'de yüzüyor. Ama merak etme, ellerini bedenlerinden ayırmadım adamdan. İnanmıyorum sana. Yeter artık. Yeter. Artık bir dur. Dur. Duramam. Nefes bana gelmeden duramam Eşem. Biliyorsun. Saat 5. 5. Şimdi polisi arayacağım. Çocuğumu getirmediler diyeceğim. Daimi velayeti alacağım. O da bana tıpış tıpış ayaklarıyla gelecek. Anlıyor musun? Gelecek.